Bu arada dün yayınlanan genelge ile birlikte biliyorsunuz normalleşmede yeni adımlar ortaya çıktı pandemiyle mücadele döneminde. Tabii en önemlisi bu çerçevede normalleşmenin hızlanması ama hızlandıktan sonra da kalıcı olması için aşı programının güçlü bir şekilde uygulanması. Bütün sağlık çalışanlarımız büyük bir seferberlik içerisinde neredeyse günde 1 milyondan fazla vatandaşımızı aşılayacak bir kapasite ortaya koyuyorlar. Bütün sağlık çalışanlarımıza buradan bir kere daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu fedakarlıklarının hiçbir şekilde ödenmesi mümkün değildir. Büyük bir vatanseverlik örneği gösteriyorlar. İnsanüstü bir çabayla en ücra yerdeki vatandaşlarımıza, yaşlı insanlarımıza giderek bu faaliyeti gerçekleştiriyorlar. Aşı yaşı artık 18 yaş sınırına indi. Tabii biz siyasiler söylemiyoruz bunu. Sağlık Bakanımız da bunu kendiliğinden bir siyasi olarak söylemiyor. Bilim kurulunun tavsiyelerine uyuyoruz. Hem Türkiye'deki bilim adamlarının hem dünyadaki bilim adamlarının tavsiyesi bu aşılamanın aşının hayata geçmesinin, herkesin aşılanmasının pandemiyle mücadele için olmazsa olmaz bir koşul olduğudur. O sebeple bütün vatandaşlarımızın gerçekten normale dönmek için aldıkları aşı randevularına titizlikle riayet etmeleri ve sağlıklarını bu şekilde korumaları son derece önemlidir. Bilim kurulunun tavsiyeleri, Türkiye'deki bilim adamlarının tavsiyeleri, dünyadaki bilim insanlarının tavsiyeleri örtüşmektedir. Türkiye'deki bilim insanları da burada hem o Sağlık Kurulu, Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulmuş bilim kurulu, onun dışındaki pek çok bilim insanımız bu konuda görüşlerini güçlü bir şekilde paylaştılar. Hepsinin büyük bir çoğunluğunun vardığı nokta ancak bunu aşıyla aşabileceğimiz şeklindedir. Tabii bu normalleşme gerçekleştikçe hem herkesin sağlığını korumuş olacağız, hem ekonomiden diğer alanlara kadar bu pandemi döneminin yarattığı türbülanslardan da daha güçlü bir şekilde çıkacağız. 2020'de 1,8 büyüdü Türkiye. Bu yıl ilk çeyrekte %7'lik bir büyüme kaydetti. İnşallah Türkiye pandemiyle mücadele eden ülkeler içerisinde gerek vatandaşlarının sağlığını koruma konusunda gerek pandeminin siyasal ve ekonomik etkilerini küçültme, yönetilebilir halde tutma konusundaki pozitif ayrışmasını sürdürmeye devam edecek. Bir kere daha bütün sağlık çalışanlarımıza, bütün bilim insanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yerli aşı inşallah hayata geçtiği zaman bu Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bunu hem milletimiz için hem tüm insanlık için bir müjde olarak ortaya koyacağız. Hiçbir şekilde bu herhangi bir yerden esirgenmeyecek. Aşı konusunda asabiyet üretenlere, ırkçılık üretenlere karşı Türkiye burada bir vicdan devleti olduğunu, bir vicdan ülkesi olduğunu, bütün insanlığın vicdanına hitap eden bir ülke olduğunu bir kere daha gösterecek.